Çok sıcak. Çok. Patates surat. Biraz aşağıdan mı var? Böyle. Böyle daha mı? Da ne yapacağıma karar veremedim. O yüzden dedim ki bari ayakkabıları çekeyim. Ayakkabı koleksiyonundan bahsedeyim. Ben da böyle dönüp tam bir hop. Evet Hollanda hala çok sıcak. Yanıyor burası çok ilginç gelebilir ama bayağı sıcak ve bu sıcakta neye yapılır dedim. Dedim bari ayakkabıları göstereyim. Bir de bu vlog kamerasında nasıl patates gibi gözükmem hiçbir fikrim yok. O yüzden şu an bayağı patates suratlı gözüküyor olabilirim. Neyse de ayakkabıları göstereyim. Evet muhtemelen bu videoyu böyle değil de şöyle yapsam herhalde çok izlenirdi. Şimdiden görebiliyorum böyle işte bilmem kaç yüz binlik ayakkabıyı aldık. İşte o ayakkabı sadece biz aldık. Dünyada sadece üç kişi giyebiliyor falan tarzı videolar bir şekilde her zaman alıcı buluyor. Ve genelde de o videolardaki ayakkabılar çakma oluyor haberiniz olsun. O konudan da çok ufak bir bahsedeceğim. Daha önce ayakkabı kültürüyle ilgili zaten Ilgın'la, sevgili Ilgın'la kanalda bir 3-4 video yapmıştık. Kedi de koleksiyona dahil. E, oradan izleyebilirsiniz. Yine e, o video serisine de yenileri eklenecek bu arada. E, falan konuşacağız. Güzel olacak. Şimdi bugün benim e, göstereceğim ayakkabılar aslında müthiş, böyle inanılmaz pahalı, işte çılgın koleksiyon değeri olan ayakkabılar değil. Hatta ciddi koleksiyoncular görse, ee, aman bu da bir şey mi der. Ha işte kendi çapında böyle 2013-2014'ten beri ta altyapılarda basket oynarken 90'larda alamadığım, içimde kalan ayakkabıları işte 35'imizden sonra almaya başladık. Mesela o dönemden bir ayakkabı şak, şaknosis. Onun da hikayesini anlatacağım birazdan. Yani ayakkabıları böyle hızlıca bir göstereceğim. Bazılarını ufak ufak da anlatırız. Hatta Air Max'lerle başlayalım. Zaten çok iyi bir düzeni de yok. Biraz daha düzenlemem gerekiyor. Bu Air Max 1'ler günlük kullanımda da çok rahat ayakkabılar bu arada. Çok rahat giyilebilen. Uzun yürüyüşlerdeki. de Hollanda'da genelde çok rahat yürüyebildiğiniz bir şey olduğu için. Ülke olduğu için daha doğrusu. Amsterdam ve çevresi de öyle. Bu ayakkabılar hayat kurtarıyor. Bu London modeli. Ee, London aslında bunlar Stipek olarak çıkmıştı. Amsterdam modeli de vardı ama e, zamanında alamadık. Şimdi fiyatları uçtu. 300-400 Euro'lar oldu. Bunu da Ilgın'ın bir arkadaşı kazanmıştı Belçika'da bir dükkandan. O almayınca 46 numaralarımız uyuştuğu için ben aldım. Bu Patta'dan Amsterdam bezli bir dükkan sneaker fashion dükkanı. Nike böyle collaboration yapıyorlar. Bu sene 3 e, model çıkardılar. Wave adı altında. Şu kenarları işte gördüğünüz wave şeklinde dalga şeklinde. Da yakında geçen hafta bir tane daha çıktı. Hatta o da sanırım Sneakers app'inde de birkaç gün sonra satılacak. E, bu Lime modeli. ya bunu çok bir esprisi yok ama ha, şunu gösterebilirim. Bu Lime ile beraber mesela 3 tane bağcık geliyor. E, Nike'ın bazı modellerinde gelen bu ekstra bağcıklar da bayağı iyi oluyor bu arada. Tabii ben genelde en çok kontrast sahibi olanı takıyorum. Bu line modeline de bu açık sarı bayağı iyi gitti. Şimdi Jordan, Jordan 1'ler biraz daha bir araya topladım onları. Tabii ben çok onlardan var herkes olduğu gibi. Ha zaten Jordan 1'in zaten yapılma amacı biraz daha böyle günlükte giyilebilen bir ayakkabıdır ve bazıları sağda oynamanız çok imkanlı değil ama günlük kullanımda gerçekten çok şık duran ayakkabılar. Bu standart bir model. Hani bununla ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Mix Texture Yellow diye geçiyordu galiba. Evet koleksiyondaki en acayip, ya benim için en sevdiğim en acayip ayakkabılardan biri bu. Ee, J. Bolvin. Jordan bir J. Bolvin High modeli. Bu model e, Jose Alvaro Bolvin'di sanırım. Latino müzisyen. Amerika'da Latin müziğinde de bayağı iyiymiş sanırım. Çok hakim değilim. Ben sadece ayakkabısı ismi, ismini verdiği ve tasarımına dahil olduğu ayakkabısına bayıldım. Bunu mesela şansa alabildim. Yani sanırım bunun da fiyatı şu anda bayağı artmıştır. Bir 500-600 Euro'lar oldu sanırım. Patta da çekilişle kazanmıştık. Ki normal satış fiyatları bu ayakkabıların tabii ki o kadar değil. Yani zaten normal satışını da alabil, alabilse insanlar bu kadar sıkıntı olmayacak ama işte Nike bunları az üretip e, resell'cilere, kara borsacılara her zaman gün doğuruyor. Bu da normal satış fiyatı 100 küsür dolar falandı galiba. Bu Jordan 1 mid, e, bu white tolu olanı. Normal standart, bildiğimiz orijinal Jordan, Jordan 1 e, kırmızı beyaz renginin farklı olarak topuğu beyaz olan e, mid versiyonu. Ha bu arada işte bu Jordan 1'lerde zaten bir low'lar var şöyle. Bir ortalar var, bir de böyle haylar var. Bunların detaylarını da yine e, ılgınla yapacağımız ayakkabı serisinde anlatırım. Bu Airiz Zoom 1 CMFT diye geçiyor. Yani Comfort, kın kısaltması. Bunlarda Zoom taban var. Normalde Jordan 1'lerde Zoom taban olmuyor. Bu modeller de her zaman çıkmıyor bu arada. Eğer e, diyorsanız ki ya ben çok da ilgili değilim bu ayakkabı işine ama günlük de Jordan bir birim olsun istiyorum diyorsanız bu comfort modelleri bayağı sizlik. Bunlar hani günlük giyimde de bayağı rahat ettiriyor. Ah işte bu. Bu da yine yine koleksiyonda sevdiğim ayakkabılardan. Bunu da sanırım İstanbul'da 1290 metrekarenin e, sitesine atar. Bu çekilişe açılmadı ya. Online satışa açılmıştı. Sabahın köründe iyi lan açıldı deyip basıp almıştım şansa. Shattered Backboard 3 .0. Shattered Backboard'lardan da aslında birkaç tane çıktı. Sanırım işte bu üçüncü, bundan sonra bir tane dördüncü çıktı. Bunun da özelliği şu, Jordan'ın e, 90'larda olması lazım. İtalya'da oynadığı bir hazırlık maçında bu renk giydiği bir formayla e, potayı kırmışlığı var. O potayı kırdığı maçtan <laughs> esinlenerek bu Shattered Backboard e, serisini başlatmışlar. Yine Jordan 1... Bir... Paid, e, patent Red diye geçen patent, patent kırmızı. Aslında bunun Türkçesi şey e, sanırım, rugan, e, parlak deri. Ya yani Gerçi bunlar artık biraz baktım böyle eskisi gibi bu zamanın böyle aşırı parlak İtalyan ayakkabıları gibi e, yapılıp gözükse de pek artık e, o tarz derilerle falan yapılmıyor bunlar. Daha çok üstüne böyle parlak plastik kaplıyorlarmış. Baykal'ın yalnız şöyle bir sorunu var. Ondan bahsetmem lazım. Çok güzel gözüken, çok harbiden giydiğinizde aşırı iyi gözüken bir ayakkabı ama şu üst kısmı yani şuraları çok sert olduğu için yürürken esnemiyor. Ve biraz böyle hafif dışa falan basıyorsanız yukarıdan bileğinizin üst kısmına ciddi baskı yapabiliyor. belki bağcı işte komple açıp şu kısmı biraz genişletip daha rahat bir hale getirebilirsiniz. Bu da Jordan 1 yine mid bir tane Black University Gold adında standart bir model. Bu Jordan 1 by U diye geçen ve Nike'ın sitesinden aslında da kişileştirebilir yaptırdığınız modellerden. Bunları istediğiniz renkte. Bunun aslında birkaç versiyonu var. Dunk Low diye geçiyor bunlar. İstediğiniz gibi işte böyle arkasına böyle isimdir, misimdir, taban rengidir her şeyini ayarlayarak yaptırabiliyorsunuz. Bunun bir de unlock versiyonları var. Şimdi normalde bunların standart yaptığınızda belli renkleri belli yerlere koyabiliyorsunuz. İşte atıyorum buraya sadece beyaz olabiliyor. Buraya sadece işte 5 renk olabiliyor. İşte suhuş için belli renkleri seçebiliyorsunuz. Unlock olanlarda ise her yerini bütün detayları bile renklerini değiştirebiliyorsunuz. Ve aslında onun amacı da bilinen klasik artık böyle çok değerlenmiş modellerin renk kalıplarını istediğiniz gibi kullanabilmenizi sağlıyor. Bu da yine purple diye geçen standart bir Jordan 1. Evet bu biraz ilginç bir ayakkabı. Ee, bunun bunu da şansa baya böyle e, Amsterdam'daki bir foot locker'da bulmuştum. Lan var mı buralara bir şey düşmüş müdür diye bakıyordum. Ki Jordan belgeselinden önce olması lazım. Çünkü Jordan belgeselinden sonra Netflix'teki e, Last Dance'ten sonra Jordan'ların talebi zaten iyice arttı. Saçma sapan e, seviyelere geldi. Ama ondan önce hatta e, ondan çok daha önce Jordan'ları çok daha kolay bulabiliyordunuz. Bunun da özelliği işte Parada de, de Familia sanırım bu İspanyolca. E, bu İspanya'da ve Meksika'da kutlanan Ölüler Günü. Ne özel yapılmış Day of the Dead modeli. Evet, Nike böyle farklı heritage modelleri diyebiliriz aslında bunları. Farklı ülkelerin farklı tarihleriyle ilgili. Mesela burada da biraz daha böyle Afrika gelenekleriyle ilgili bir ayakkabı var ki bu da benim yine J. Baldwin Shattered Backboard'dan sonra yine en sevdiğim modellerden biri. Bunun renk uyumu muhteşem. Bunun da, bunun da şansı aslında bayağı Nike'ın sitesinde Sneaker App'te bile değil yani düşmüştü. Fearless serisine dahil bu aslında sanırım 2018'de çıkmıştı o Fearless serisi 4-5 ayakkabının olduğu. ben de bunu düşürdüm bu bu modelin de adı işte muhteşem Fransız mı söyleyeceğim Maison Chateau Rouge gibi bir şey olması lazım yine bu isim de Paris'te bir Afrika kökenli birinin sahibi olduğu bir dükkandan yine Nike collaboration. Oh evet yani biraz yerden yüksek olduğu için bu kısmı yere oturup devam edeceğim. Şu an tam bir YouTuber oldum. Yere oturup videoda çekiyorum artık. Burada bir Jordan 10 var. Jordan 10 Tinker modeli. Jordan 10'lar aslında sağda giyilebilen ayakkabılar bu arada. Ee, bu biraz kirli bunun. <laughs> bunu sırf sağda giymedim. Dış dış sağda da giydim. Üst kısmı e, yine aktif giydiğim ayakkabılarda olduğu için hem tüylü hem e, kirli bu arada. Onu da belirteyim. Yani ayakkabıları genelde temiz tutmaya çalışsam da tabii evde Simba ve Sonic olduğu için bir şekilde tüylenebiliyorlar. Ama dediğim gibi Jordan onları sağda giyebilirsiniz. Bu mavi rengi de bayağı güzel. Burada bir tane Jordan 4 var. Bu da klasik aslında renklerden biri. Fire Red. Bu da sanırım geçen sene çıkmıştı. Klasik renklerinden yine. Ki bunu da giyiyorum bayağı dışarıda. Yine bol, bol tüylü ayakkabılarımızdan burada yine aslında Jordan e, retro serisinin en sevilen modellerden biri var. Üç. Jordan 3. Jordan 3'ler aslında bayağı sevilen, giyilen, e, ünlülerin falan da bayağı tercih ettiği. Hatta Spike Lee'nin de bir tane böyle e, kendi adına modelinin oldu böyle gold bir modeli var onda da. Onda nerede öğrendim? Geçen PJ Tucker'la röportaj yapıyorlardı. işte PJ Tucker bilenler için e, inanılmaz bir ayakkabı koleksiyonuna sahip. Bilmeyenler için de kendisi NBA'in playoff dönemi en iyi savunmacılarından. E, acayip bir koleksiyonu var. O da işte ya Spike Lee'nin Jordan 3'ünden yok bende diye ağlıyordu en son. Bu klasik e, OG rengi True Blue diye geçiyor. Bu da Blue Cement diye geçiyor. İkisi de, bu arada bunlara günlük giyecekseniz size tavsiyem şu olur. Bu ayakkabıları günlük giymeyi düşünüyorsanız ya da sahada oynamayı düşünüyorsanız yarım numara büyük almanız rahat ettirebilir. Mesela normalde Jordan 1'lerde 46 bana çok iyi oluyor gerçek numaram. Ama bunlarda 46 böyle bir tık bir tık daha böyle özellikle geniş ayaklı olduğum için taraklı ayaklarım olduğu için birazcık daha zorlayabiliyor. Mesela şu aşağıya bitireyim öyle tekrar yukarıya çıkalım. Burada iki tane Jordan 12'miz var ki bu Jordan 12'lerde aslında yine benim zamanda içinde kalan ayakkabılarımdan bunlar biraz daha işte 90'ların sonuna denk gelen modeller. O dönem Türkiye'ye geliyordu bunlar ve acayip e, okulda böyle zengin e, takım arkadaşlarım alınca aklımız çıkmıştı. Acayip güzel gözüküyordu bu Cool Grey modeli. Bunu hatta ben e, Foot Locker ilk Türkiye açıldığında e, 2013 yılı e, o açılışta sanırım 2011 2012 falandı. 2013 yılında bir uğramıştım. eee o dönemde ajansta çalışıyordum. Bu Jordan'ları da görünce şaşırmıştım hatta. Aa ne güzel artık ne kadar rahat bulunuyor Türkiye'de diye. Ve o dönem için sanırım 6 taksitle 250 TL gibi bir fiyata almıştım bunu. Şimdi tabi bunların da fiyatları artıyor ama artık sadece e, tarihleri e, geçmişte kaldığı için fiyatları artıyor. Ya yani çok iyi durumda değil bu arada. Bunu bayağı kullandım ben. Sağda da kullandım. Bayağı yıprattım yani. O yüzden artık çok giymiyorum. Bu 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 mavi Black Concord mıydı bu? Black Dark Concord ha. Bazen ismini unutuyorum. Onları not aldım. Black Black Dark Concord bu da bu yeni çıktı aslında. Geçen sene olması lazım. Ee, mor detaylar olan ki özellikle şu detayları da bakın göstereyim. Ee, bacık bağcık geçişlerin olduğu yerde Jumpman logo var. Ee, bunlar sağda çok rahat mı peki? Ee, ayak yapınıza bağlı. Yani özellikle çift çorap böyle tam ee, Like a glove derler ya, böyle eldiven gibi giyecek şekilde ayağınız oluyorsa rahat edebilirsiniz. E, kapağı da kapatamadım, neyse dur. E, Like a glove şekilde çift çorapla giyerseniz rahat edebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Burada da bir tane Jordan 14 e, Jim Red Toro. Fire Red aslında aynı kırmızı bu. Bu Jordan 14'ün esinlenmesinin Ferrari ile bir var. Eğer onları merak ediyorsanız ben kanala bir tane ki bayağı oldu o da. Aslında onu bir tekrar bir kurgulamak istiyorum. O dönem çok kurgu yapmadan videoları attığım dönemde, Birazcık böyle gereksiz uzamış bir videoydu. Onu tekrar bir elden geçireceğim. Orada bakabilirsiniz bütün Jordan retro modellerinin böyle bir kısa tarihini anlatmıştım. Jordan 14'te yine çok sevdiğim modelde ama bunu sağda pek giyme şansım olmadı henüz. Burada da Jordan 6'lar var. Jordan 6'lar. Bu ayakkabılar beni çok şaşırttı. Bunları çok geç giymeye başladım ben aslında. Yakın dönemde alıp ki bunları pandemi döneminde Türkiye'den almıştım. Mağazalarda duruyordu bu arada. Hatta indirime falan girmişti. Sanırım indirimde almıştım. Çok Yine Last Dance'den önceki dönem. Şimdi olsa hayatta bulamazsınız. Bu DMP modeli. Defining Moment Packs diye geçiyor. Jordan'ın kariyerindeki önemli anlardan bir pack yapmışlardı. Bunun da özelliği 2006'da çıkan modelin 2020'de tekrar çıkan versiyonu. Şöyle bunun bir de böyle bir Golden Tag ile geliyor. Böyle bir askeri tag olur ya onlardan oluyor üstünde. O da 91 yılındaki şampiyonluğundan dolayı. Bu University Blue rengi. E bunun onun dışında bir özelliği varsa vallahi hatırlamıyorum şu anda. Ama bu zaten mavi genelde çok sevdiğim için ayakkabılarda. Cinsiyetim de belli ediyor tabii erkek çocuğu olsaydım. <laughs> evet öyle bir şey var değil mi eskiden? Erkek mavi yer, kızlar pembe yer. Hatta erkekler lisede metal dinler, siyah giyer. Sonra siyah giyen kızların peşinde koşar gibi böyle bomboş muhabbetlerimiz vardı. Neyse ki zaman geçtikçe bunlardan kurtulup renkli ayakkabıları daha rahat giyebilmeye başladım. Evet burada bir Jordan 5'imiz var off white. Virgil Abloh'un off white markasıyla Nike'ın collaborate ettiği. Bu ayakkabı ilgili bir mutsuzluğum var. Görüyorsunuz üzerinde bazı yerler çok karardı. Ben bu ayakkabıyı böyle e, sanırım Brüj gezisinde giymiştim böyle bir 2-3 günlük bir e, Belçika'nın Brüj şehrine gittiğimizde giymiştim ve orada bir gün boyunca yağmurun altında kaldı bu ayakkabılar. Yani yürüdüm. Bayağı uzun bir yürüyüştü. Ve o yürüyüşten sonra karardılar. Nasıl temizlersem temizleyeyim bir türlü de eski haline getiremedim. Ha bir de bu off white'ten evet böyle bir zip tie e, imzası var. Bunu kesenler oluyor ama bence kesmeyin. Bayağı güzel otantik duruyor üzerinde eğer alırsanız. Bunu da e, İstanbul'da Wunder mağazasının çekilişinden yine şansa alma hakkı kazanmıştım. Yani bunları şu ana kadar gösterdiğim ayakkabı arasında sanırım hiç e, risel aldığım yok ama risel aldığım var. Ha var evet bir dakika geldik şimdi bir tane var göreceksiniz. Ha neyse ne diyordum? E, bu Off-White'ı çünkü bunun üstü biraz tuhaf bir böyle malzeme. Altta böyle e, transparan bir katman var. Üstte daha böyle plastik bir katman var. Muhtemelen altına sızdı o yağmurla gelen kirpiz ve e, eski rengine döndüremiyorum. Eğer bununla ilgili bir fikri olan varsa paylaşırsa sevinirim. Ha gelelim evet bak risel aldığım e, ayakkabılardan biri. Şimdi, ki SB Dunk'ları ki SB Dunk'lar inanılmaz hype'lar. Ki normalde skate shoplarda direkt çekilişe açılıyor bu ayakkabılar. Bunları bulmak, almak, çekilişte kazanmak falan çok zor. O yüzden e, ki bu da çok sık giydiğim bir ayakkabı belli oluyordu. Şurada çatlamalar başladı. Şurada Hachiko logosunu görüyorsunuz. Bu Japonya'da Instant Skateboard diye bir mağazanın yine Nike'la kolaborasyonuyla yaptığı bir ayakkabı. E, bu SB Dunk Low'lar günlük kullanımda bence çok iyi. Bunlarda zoom taban var yanlış bilmiyorsam. O zoom taban da e, çok rahat ettiriyor. Bir de şunu göstermem lazım. Şu dil kısmı pofuduk. Şuradaki sünger e, ayak ayaklarınızda inanılmaz iyi geliyor. Özellikle de her öne doğru harekette inanılmaz rahat ettiriyor. Taban da çok, çok iyi olunca günlük giymek bayağı keyifli oluyor bayağı ayakkabı. Ama da benim için tabii önemli olan bu e, Hachiko logosu. Evet Hachiko filmi gereksiz birazcık e, fazla duygu sömürüsüne hatta hikayeyi çarpıtan da bir e, köpeklerin psikolojik konusuyla ilgili biraz hikaye çarpıtan bir film olsa da ki izleyemedim yani muhtemelen izlemem de. Ama e, genel olarak zaten köpek ile ilgili bir durum olduğu için beni etkilemesi yetiyor. Evet burada da e, ilginç bir Dankai Pro modeli var. Ne SB Dank. Isot Weir Magnus Walker. E, bir skateboardçu diğeri tasarımcı olması lazım. E, Magnus Walker hatta retro araba koleksiyoncusu. Böyle bir e, retro Porsche'leri topluyor kendisi. İkisi bir araya gelip bu Porsche yarışan e, Porsche'lerden bir tanesinin böyle esinlenerek bu renkte bir yapıda kırmızı mavi işte biraz daha şöyle eskitilmiş topuk kısmı vesaire gibi böyle bir model yapmışlar. Bu bu ayakkabı bayağı hoşuma gitmişti bunu çekilişlerine girdim alamamıştık ama daha sonra risel fiyatı çok artmadan bu arada aklınızda olsun bazı ayakkabıların risel fiyatları da sonradan artabilir. yani çıktığı gibi artmayabiliyor. Yani bu Porsche 911 e, cilerin mesela radarına girmediyse başta bir gün girdiğinde tekrar fiyatı artabilir. E, o yüzden baştan aldım. Hatta sanırım biraz artmış da ben aldıktan sonra ki şeyi de öyle almıştım. E, Hachiko'yu da öyle almıştım. İkisini yani risel almayı düşünüyorsanız genelde ilk çıktığı dönem almak daha mantıklı olabiliyor. Tabi ayakkabıya göre değişiyor bu durum. Bu da SB Air Trainer 1 klorofil modeli yine SB olduğu için bunda tabanı muhteşem. Tabii bir de benim ayaklar ayakkabının için inanılmaz yıpratıyor bu arada. Yani bilmiyorum yani çoraplarım da dam mı oluyor, neyden oluyor hiç fikrim yok ama ki bu çok giydiğim bir model. Birazcık kirli o yüzden kusura bakmayın. Günlük günlük kullanımda da çok giyiyorum bunu. Ki bu mesela 45.5 olması rağmen çok rahat oldu. Eğer böyle yine günlük kullanımda rahat, güzel gözüken bir ayakkabı arıyorsanız, SB Air Trainer'lar ki bulmak zor bu arada çok çıkmıyor bu ayakkabılar. Bulursanız yapıştırın. Evet burada da yakında çıkmış. E, çıktığında da hatta bunu Instagram'da paylaşmıştım. Aslında baya güzel tepki aldı bu ayakkabı. Yani ben böyle ulan bu da giyilir mi be falan diye böyle mesajlar gelmesi için aslında biraz da böyle tahrik etmek için atmıştım. Tam aksine baya beğenen oldu bu ayakkabıları. Hatta şöyle detaylarını da göstereyim. Bu da yine e, Air Force One mid versiyonu Off-White'ın e, kolaborasyonu. Bunun bir de beyazı var. E, o da bayağı güzel. Bunu da risale aldım. Çekilişlere girdik ama maalesef çıkmadı. Bu da görüntüsünün aksine inanılmaz e, yine Off-White'ın tegi de var. bayağı rahat bir ayakkabı. Günlük kullanımda da çok rahat ettiriyor. Böyle biraz bir punk tadı da var. Ama ilginçtir. Şu yandaki destek şuradaki çıkıntı, şu destek bilmiyorum ayağıma bir şekilde çok iyi geldi. Belki de işte dediğim gibi hafif dışa basıyorum sanırım ben. Hafif dışa bastığım için bayağı iyi geldi. Bu da yine Air Force e, Mid, Air Force 1 Mid e, New York Yankees modeli. Yani standart beyaz ayakkabı seviyorum. E, hem de rahat edeyim, günlük giyeyim diyorsanız Air Force modelini bu arada net tavsiye ederim. E, high modelleri biraz rahatsız olabilir ama Mid ve Low'ları çok rahat giyersiniz. Evet burayı bitirdim galiba değil mi? Eksik kalmadı. Şimdi o Yeezer'e geleceğim. Onlara gelmeden önce bu tarafta ne yapalım? Önce bir Nike'ları bitirelim. Burada da standart bir tane Pegasus var. Bunu koşu için kullanıyorum. Bu Shield modeli bu arada. Bunu yağmurda geçirmiyor. İlk söyleyeceğim çok bir şey yok. Lebron'lar var iki tane. Biri Lebron 7. Bu arada Lebron 80 artık retro yapıyorlar. Bu da LeBron MVP modeli. Aslında üst üste MVP aldı. iki yılı e, simgeli. Hatta şu içlerini göstereyim. 2008-2009 burada. Diğer şimdi dilde de, diğer tekte de 2009-2010. İki MVP üst üste aldığı dönem için çıkardıkları bu retro model. Bu bayağı güzel aslında. Detayları çok güzel bir ayakkabı. Bunu da aslında bir ara e, burada tekrar salonlar açıldığından beri aslında gitmek istiyorum. Bireysel kiralayabileceğim salonlar da buldum. Orada aslında bunların giyilebilir olanlarını da bir test edip Belki onlarla ilgili de böyle bir iki yani öyle test videosu gibi değil de bir iki vlogçuluk yaparız. Burada da Lebron 17 var. 17 miydi bu ya? Evet 17'ymiş. Arada karıştırıyorum artık hepsini. 17 Graffiti Remix. Ya bunun ekstra bir özel yok. Bu nit dedikleri üste sahip. Böyle e, örgü işleme. E, ama tabii şey gibi değil. Ya, televizyon üstüne örttüğünüz örgüler gibi daha sık. <laughs> daha sık işleme. Lebron 17'ler bayağı rahat ayakkabılardı aslında. Böyle büyük pozisyonlarda oynuyorsanız, biraz da ağırsanız, kiloluysanız size daha iyi gider. Bana aşırı uygun değil aslında sağ için ama ben genel olarak hani modeli de sevdiğim için dışarıda giymesi de kolay oluyor. Yürüyüşlerde falan da hiç fena değil. Dışarıda giyiyorum. O yüzden almıştım bunu da. Burada da bir tane Jordan 720 Aerospace modeli var. Bu modeli aslında biraz böyle hiç Göz karartıp almıştım. hakkında çok bir bilgim yoktu. Renkleri inanılmaz hoşuma gitmişti. Viracle Lemonade diye geçiyordu. Hatta şurada o ismini veren logoyu da görebilirsiniz. Bunun esprisi de şuymuş. Cole Bennett sanırım. Kendisi böyle YouTube'da ünlü olup aslında YouTube'unu büyütüp daha sonradan böyle multimedya company şekline gelmiş. Böyle rapçi kardeşlerimize klipler yapan onların Medya işlerini yürüten bir şirket haline gelmiş. Lemonade de sanırım onların e, kliplerinde kullandığı bir isimden bir logodan ortaya çıkıyor. Sonra sanırım kanalı, kanalın da adı olma kanalında adı olması lazım şu anda. E, bu arada şunu söyleyeyim, bu ayakkabı e, hiç de göründüğü kadar rahat bir <laughs> ayakkabı değil. Özellikle şu ön kısmı, burun kısmı inanılmaz sert. Yani ayağınızı içeride e, özellikle ön eklem kısmınızı hareket ettirmeniz çok zor oluyor. Yani bu ayakkabıyı büyük numara bile alsanız çok rahat giyemeyebilirsiniz. Evet, görüntüsü çok güzel olan ama kullanımı aşırı tırt olan. Herhalde tek ayakkabım bu. Yani çünkü onun dışında bütün ayakkabılarımı mutlaka giyiyorum. Giymediğim şu anda birkaç model var. Onların nedenini birazdan anlatacağım zaten. Burada bir tane Jordan 1 e, diye geçen aslında işte klasik böyle işe giderken de giyebilin takım elbisenin altını sırıtmasın toplantıya da giyersiniz ayakkabısı var bunun çok bir özelliği yok. Burada bir tane yere çökeceğim. Hop yine youtuber oldum. Blazer e, Nike Blazer. Sakai kaos Kaos da işte aslında ünlü bir sanatçı zaten bilenler biliyordur. Kaws da collaborate ettikleri böyle çift katmanlı e, çift logo, çift bağcık, çift dil gibi böyle ilginç bir tasarımı var. Bayağı hoş model aslında bu. Bunu giymesi keyifli. Eee gör, görüntüsü de güzel. Oluyor. Aslında birazcık ama hani küçük ayaklarınız varsa bu ayakkabı normalde de görüntüsü çok büyük. Birazcık ayaklarınızda böyle e, Joker jokervari durabiliyor. Yani alıp e, giyeceğim diyorsanız normal blazerları bunun yerine seçebilirsiniz. Ki çok da tutmadı bu model zaten. Fiyatları da çartmadı. Hani beğenirseniz de riselde sanırım satış fiyatından bile alabiliyorsunuz abi. Burada da bir tane Jordan 13 var. Olive Green diye geçiyordu ki bu Jordan 13'ü de alalı ben çok oldu. 2015-2016 falan olması lazım. Böyle Nike'ın sitesinden 600 liraya falan almıştım bu ayakkabıyı o zaman. Geçenlerde bir bakayım dedim. Yine dans pardon last dance etkisi. fiyatları saçma sapan bir yere gelmiş ki bu ayakkabının hiçbir özelliği yok bu arada. Renk, yani özel bir renk de değil. Ee, öyle beğenip almıştım o zaman ama artık fiyatları dedim uçmuş gitmiş. Evet gelelim Jordan 11'lere. Benim en sevdiğim modellerden yine Jordan 11'ler. Burada 3 tane var. Şu Low Aqua modeli. Bunun pek bir numarası yok ama Low versiyonu böyle eşofman altı, pantolon altı falan gibi giymek biraz daha kolay oluyor. Onu söyleyebilirim. Esas gelelim Concord'a. Yani Concord belki de en güzel modellerinden biri. Jordan Retro serisinin işte 45 numarayı görüyorsunuz. Jordan'ın aslında döndüğü sene, espri orada, 95'te 45 numarayla geri dönmüştü. 45 numarayla geri dönünce yine bu ayakkabılarla oynamıştı ve Concord modeli de. Sana bu normalde 2011'de bir çıkmıştı, 2018'de tekrar çıktı. Bu ayakkabı da böyle Wunder vitrininde İstanbul'da öyle durdu birkaç hafta. Sonra baktım satılmıyor, dedim bari ben alayım numarası kaldıysa, girip almıştım öyle şimdi hayatta bulamazsınız. Burada da Jordan 11 Jubilee modeli var. Bu modelin özelliği de 1995'in dönüşü, Yani 1995'in dönüşünün 25. yılı. Burada artık orijinal numaraya dönüyor. İşte Jordan 45'te döndükten sonra tekrardan orijinal numarasına döndü. Şöyle detaylarda da şurayı görebilirsiniz. Şu bağcıkların geçtiği noktada Jordan yazıyor. Şu kısımlarda siyah Komple üst, üst kısım zaten simsiyah bunda ve numara detayı müthiş bunda. Evet gelelim daha yeni, aslında yeni çıkan e, Jordan 35. Üstüne 36, 37 geldi. 35 Center of Gravity, bunu sanırım ilk çıktığında Tatum ve Doncic giydiler. İlk çıkan rengi bu 35'in. E, Nike'ın sitesinde çok rahat bulunabiliyordu ki 35'ler bile sonradan bir şekilde çok hype oldu. Neden bilmiyorum. Baya hafif bir ayakkabı bu arada. Hani sahada oynamak için de böyle daha modern, daha yeni bir ayakkabı arıyorsanız işte Lebron'lar, Kylie'ler falan sizi mutlu etmiyorsa PG'ler falan Jordan 30 küsür serisine rahatlıkla bakabilirsiniz. Evet gelelim giymeye kıyamadığım ayakkabılardan birine. Hatta bakın tegi bile duruyor üzerine daha çıkarmadım. Tabii giyerken çıkaracağım. Bu arada öyle manyaklar da var. Bu aldıkları ayakkabıların teglerini çıkarmadan giyiyorlar. Yapmayın arkadaşlar, delirmeyin yani. Bu Bruce Lee modeli bu arada. Kobe 5 retro, protro aslında. Kobe'leri protro deniyor. Protro 5 modeli Bruce Lee. Bu Enter the Dragon. Yok pardon, Game of Death. Game of Death'teki cam suitinden, Bruce Lee'nin sarı siyah cam suitinden. Bunun bir de reverse versiyonu var. O da beyaz, siyah versiyon. O da Enter the Dragon filminden. Yani... Bu, bu, model gerçekten muazzam ya. Bunu şeyden de hatırlayabilirsiniz bu arada. Bubble senesi Anthony Davis çok giymişti bunu o sene. Finallerde de çok giymişti. Bilmiyorum şu sarı parlak sarı bu kamerada ne kadar iyi gözüküyor ama Hissiyat da çok iyi bu ayakkabının. Modeli de çok iyi bunun. Zaten bu Protro Best serisinin bir Lakers'ı var. O da muazzam. mor siyah. Bunların fiyatı uçtu. neden uçtu? Kobe vefat ettikten sonra Eşi Nike e eşi Nike'la anlaşmasını sürdüremedi ilk başta anlaşamadılar. Sonra bu sene sanırım birkaç ay önceydi. Mayıs, Nisan falan olması lazım. Yeniden anlaştılar. Hatta şu an Demar DeRozan'la da anlaştı Nike. E, tekrar Kobe Protro modellerini Demar DeRozan'la beraber sahaya sürecek. E, muhtemelen fiyatları çok artacaktır. Şu an en zor alması en zor ayakkabılardan biri bu Kobe Protro'lar. Bir de tabii bununla kalmadı Adidas kendi pardon Nike'ın dışında Adidas da Kobe dönemine döndü. Kobe'nin ilk sene e, smaç yarışmasında giydiği Crazy 97 modelini çıkardı onlarda tekrar. Bunu da henüz giymedim. Yani iki Kobe'yi de aslında sahaya saklıyorum. Tekrar salonuna döndüğümde salonda oynama fırsatı bulduğumda giymek için. İkisini de orada tekrar deneyeceğim. Bir de Crazy Van'ı da tekrar çıkardılar Stormtrooper olarak. Onu da alması zor. Yani inanılmaz talep var. Çok çekilişe de çıkmıyor bu ayakkabılar. Düz satışa çıktı. Düz satışa çıkınca da inanılmaz talep gördü. Yani Bulabilirseniz, seviyorsanız bulduğunuz yerde alın. Numarasını falan bulursanız diyeyim. Bunların dışında aslında iki Kobi daha var. Ben de bir, ama onlar İstanbul'da. Biri Kobi... Kobi, Kobi, Kobi. Dokuz. Dokuz, dokuz elit olması lazım. Ee, bu yüksek e, boksör ayakkabına benzeyen modellerden. Onu böyle caddedeki Nike mağazasına, bazı caddesinin Nike mağazasına böyle random geçerken bir gün uğrayıp almıştım. O zaman fiyatı böyle 300 lira falandı. Şimdi yine 500-600 liraları görmüş. Ee, tabii Kobe'nin vefatı bunda çok etkili oldu. Onun için bir de Kobe 11'in e, Nike tarafından Bayu yani yine özelleştirebildiğiniz modeli vardı. Zamanında bir tane de ondan yaptırmıştım. O da duruyor. onlar İstanbul'da henüz getirmedim. Evet Kobe'leri bitirdik. Adidas'a geçmeden Reebok Yok, dur bir dakika, bin aykım daha var. On ayakta burada. Aha, Kyrie 5. Spongebob Patrick. Mükemmel bir ayakkabı bu. Yani Kyrie 5'ler bu arada benim ayağıma aşırı rahat olan ayakkabılar. İnanılmaz. Yani rahatlığından dışında çok e, oyuncu olarak çok fit. Ayağıma tam oturan ayakkabılar. Bayılıyorum o yüzden ki bu e, Patrick modelin detayları da çok iyi muhteşem bir ayakkabı. Bunda hatta bir numara büyük yani 47'si tam oluyor bana. Bunları artık giymeye kıyamıyorum. Yani yine salonda oynarken zaten dikkat ederseniz zaten en çok giydiğim ve en az yıprattığım ayakkabılardan biri de bunlar. Kyrie 4 de var bir tane. Halloween modeli. O da İstanbul'da şu anda. Onu da getireceğim bir gidiş gelişimde. Kyrie 4 ve 5'in 47 numaralarına gerçekten hastayım. Yani sahada gerçekten en rahat ettiğim ayakkabılar. Hop buradan gelelim ribaklara. Hoppa işte ribaklar. Hop hop. Şaknosis. Ya bu şaknosisler benim çok içimde kalan ayakkabılardı gerçekten ortaokul yıllarımda. Çünkü o zaman bunları e, 96 olimpiyatları olması lazım. Tam benim orta iki orta son dön orta son orta son döneme denk geliyor. Aşırı gazız böyle işte bütün dergiler işte Kadıköy'de gidiyoruz böyle XX diye bir Amerikalı dergi var. Onu al alıyoruz böyle zaten 3 ay sonra geliyor Kadıköy'e. Anca buluyoruz. Slam falan geliyordu o zaman onları alıyorduk. Orada devamlı bu Şakmosisler. Yani Ribak, ıı, Şak'ın zaten inanılmaz şeyde de ıı, neydi o turnuvanın adı? Black Top. İstanbul'da da Black turnuvasıyla inanılmaz reklamını yapıyorlardı o dönemde. Aynı yıl biz Streetball'a katılmıştık da Black Tap'a katılmamıştık. Black böyle alan Ribak falan gibi çok rağbet görmüyordu. Aslında biz katılmak istemiştik ama <laughs> Streetball'da başımıza saçma sapan işler geldiği için hevesimiz kaçmıştı. Onları da bir ara bir yayında anlatırım. Şimdi uzatmayayım konuyu. Ama bu Şakmos işte yıllar sonra Ribak tekrar retro serisine çıkarmaya başladı. 96 yılında olimpiyatlarda bunları giyip bayağı bize sevdirmişti. Hemen burada bir Ribak daha var. Kamikaze 2. Kamikazeleri de aslında bilenler Sean Camp'in ayağından hatırlar. Sean Camp bunları çok giyiyordu. birçok oyuncu giydi de. Bu da Candyland diye bir tane Hasbro'nun oyunundan e, collaborate edilmiş bir model. Bunun renkleri inanılmaz hoşuma gitmişti zaten. direkt böyle... E, çekilişte değil bu normal sitede release dediğinde almıştım. Numarası çok hızlı bitti bunun da. Ki bunu 47 e alabildim ama 47 zaten Reebok'ta daha iyi oluyor bana. Böylece Nike'ları, Reebok'ları bitirdik. Hadi da sen sona bırakacağım. Çünkü şu de bahsedeceğim. Ne kaldı yeri? Ha bir tane Puma'mız var. Dur Puma. Quincy, Lamelo Ball. Bunu da henüz giymedim. Bu da StockX üzerinde duruyor. Risel aldığım ayakkabılardan biri. O kobiler de Risel bu arada. Ama ben o kobileri gerçekten hadi çok komik bir paraya aldım. Ee, daha böyle hype'ı patlamamıştı. Bunlar da öyle. Yani bir, bir patlaması olmadı. Yani e, bilmiyorum Lamela Bol bu sene inanılmaz oynar ya da birkaç sene içerisinde potansiyelini kanıtlarsa daha da fiyatı artabilir. Bu rengi mükemmel bu modelin. Coinstein'in rengi mu muhteşem. Bu Coinstein 3, 3 renk çıktı. Diğer renklerini bulmak daha kolay bu rengi nedense e, inanılmaz ayıp oldu. Sadece Rissell'de kalmıştı ki fiyatı da çok artmadı. Puma'nın sahadaki performansını hiç bilmiyorum. İlk kez Puma aldım zaten basketbol ayakkabısı olarak. Dediğim gibi salona çıkabilirsem bununla ilgili yorumlarımı genişleteceğim. Evet buradan gelelim Adidas'lara. Önce standart Adidas'ları göstereyim. Sonra da bana küfür edeceğiniz Yeezer'e geçelim. Superstarlar. Superstar'lar zaten herhalde e, birçok insanın Adidas logosuyla da çok rahat eşleştirip Stan Smith'lerle beraber ki onlar daha da düz modeller. En rahat giyebileceği, en e, kolay kendine yakıştırabileceği ayakkabılar. Ama ben onların da en cins modellerini bulup almaya çalışıyorum ki bunlar çok değerlenen ayakkabılar da değil. Bu hariç Miles Morales bunu Spider-Man'in Gameverse'ı için çıkarmıştı Adidas'ta ki normalde filmde Spider-Verse'de Jordan Birlerle bir tane kolaborasyon yapmışlardı. Onu alamadık. Ki o da böyle zamanda Wunder'ın vitrinde öyle durdu. Kimse almamıştı. Şimdi ayakkabı kıymete bindi. Burada Darth Vader modeli var. Bunun da şöyle önünde aşırı çirkin bir Darth Vader kafası var. Ama genel olarak Superstar'a bu siyah Darth Vader teması çok yakıştığı için bunu da almıştım. iki senesi ya da bir senesi falan var bunun. Evet burada da Superstar Blondie modeli var. Bu Blondiler Blondie, Blondie McCoy'un tasarımları Adidas Superstar işbirliğinde. Bundan özel transparan olması. Evet ayak fetişleri için, fetişleri için 10 numara. <laughs> Yok şaka o kadar gözükmüyor merak etmeyin. Zaten çorapla giydiğinizde rengi tamamlıyor gibi bir e, mantaritesi var. Uygun bir çorapla giyerseniz aslında ayakkabı çok daha güzel gözüküyor. Bunda yine çok güzel kontrast kırmızı bağcıkları var. Bu Superstar The Child. Zaten Mandalorian'dan bir tanıştığımız The Child'da. Çin'e Star Wars evreni için yaptıkları model. Şöyle şurada 50. yıl Anniversary. Şurada görebilirsiniz detayını. Bunu henüz giymedim. Ee, giyeceğim yakında. Şurada da 50 detayı var. Bunda rengi muhteşem gözüküyor ki zaten The Child direkt kendini sevdiriyor. Yine burada enter, enteresan bir random e, bulup aldığım bir Superstar modeli var. Bunun adını bilmiyorum. Bir adı varsa da bakmadım. Ama şu üzerindeki işte üzerine geçirilmiş sonradan yama gibi e, dikilmiş kısmı da çok iyi gözüküyor. O yüzden Superstar seven biri olarak bunu da yapıştırmıştım. Evet gelelim Yeezy'lerden önceki son durağa. Forumlar. Evet Adidas bu forumları yakından çok gazladı. Böyle Jordan 1 tarzı bir işte 80'lerde yarattığımız Adidas Forum modelini yeniden diriltiyoruz tarzı böyle reklam kampanyası da çıkmışlardı. Influencer'lara böyle dağıtıyorlar şu anda zaten illaki görmüşsün ama bunu dağıtmıyorlar tabii ki. Bu e, Almanya menşeli olması lazım. B, B beastin aslında BSTN e, şirketiyle dükkanıyla sneaker yine e, işte, moda ürünleri satan online kendi mağazaları da var. Mağazanın iç görün ben online alıyorum. Onunla beraber yaptıkları bir kolaborasyon. Peki ne bu plastika? Tabii Avrupa basketboluna yakın olanlar, bilenler hemen anladılar. Şuradaki filedatağı çok güzel bu arada. Şampiyon olan takımın fileyi yırtması mentalitesinden çıkan güzel bir detay. 89-90 yılı. Yugoplastika işte 80'lerin sonunda. Bu arada dur. Şu ekstradan e, iki de bağcı var. Aslında buna beyaz bağcı da şu turuncu bağcıkları takacağım. Henüz fırsat olmadı. 89-90. O döneme damgasını vuran önemli e, Yugoslav takımı. Yugoslava dağılmadan önce... Peki niye önemli bu takım? Aslında o takımda Namoski de var. Namoski zaten Efes'ten hatırlayacaksınız. Namoski o takımda daha çok genç olduğu için fazla oynamıyor. Ama esas olarak işte Kulkoç'un, Perasovic'in, Radya'nın, Savic'in e, çıktığı, Perasovic'in çıktığı, Jan o takımda genç oldu ki Jan Fenerbahçeliler Fenerbahçeler hatırlar. E, Halil Ünerli yılda 2000'lerin başında Mahmut Abdurrahim ve e, Sloven, Sloven bir yıldız daha vardı ya adını hatırlayamadım şimdi. Neyse hatırlayanlar zaten yapıştırır yorumlara. Zantabağan da e, o takımda oldu. Çok efsane bir kadro. Avrupa basketbolu işte benim 90'larda oyuncu olduğum dönem. Daha sonra 2000'lerin başında antrenör olmaya çalıştığım dönemde Yugoslav efsanelerinin işte koçların, e, Novosel'lerin falan konuşulduğu yıllarda bu takım hep anlatılırdı. E, belki de işte 90'lara damgasını vuran, Yugoslavya dağıldıktan sonra da bütün o takımlara kültürü yayan İlk e, temellerin çıktığı takım. Bu Hugo Plastika'nın anlamı ne deseniz o dönemin bir markası bu arada. O da hayal kırıklığı yani böyle çok özel, Yugoslavya özel bir şey o dönemin <laughs> Yugoslavya'daki random bir markası yani. Evet geriye kaldı sanırım Yeeziler. Aynen. Şimdi neyse hemen yara bandını çekelim. Gelin. Form Runner. Evet bu ayakkabı gören herkes küfür ediyor. Yakından da bir göstereyim. Ee, bayağı böyle köpükten 3D printer'la çıkmış. Hatta 3D printer'da çıkıyor galiba ama tam da emin değilim. Çıkmış gibi duran diyeyim ben şimdilik. Bir model. Giydiğinizde e, ya bu ayakkabı çok rahat abi diye savunmayacağım ama benim bu ayakkabıyı ilk gördüğümde ya bu, bu ne artık falan dememden sonra düşüp giymemin nedeni aslında yakından görmem. Bu ayakkabıyı yakından görmeden beğenmeniz çok zor. Yakından görünce ne etkiledi peki? Kesinlikle şu ön taraftaki Alien var ya, Alien kafası gibi olan tasarım. Arka tarafta yine Alien'ın kuyruğu gibi uzayan şu kısım. Ha bilmiyorum hani e, Kanye'ye ve işte tasarımcıları böyle düşünüp mü planladı? Sanırım bunu bir e, bir heykelden esinleniyorlardı galiba ama tam emin değilim. Neyse dediğim gibi izi videosu yapacağız orada ılgın anlatır bize. Bir şeylerden esinlenip yapmış bunu ama ben buna bakınca Alien gördüğüm için... Bayıla bayıla giymeye başladım bu ayakkabıyı. Küfürlere al hazırım, alışığım. <laughs> Burada bir Yeezy 350 var. Herhalde e, standart ayakkabı sevenlerin en çok tercih ettiği Yeezy'lerden biri. Hollanda'da da çok giyiliyor, çok seviliyor, çok satılıyor. Her modeli çekilişlerde kapış kapış giden modellerden. E, QNTM modeli. E, bunun basketbol modeli de var bu arada. Iguodala ve Ingram giydiler hatta bunu sahada. Bu bendeki basketbol modeli değil. Daha günlük modeli. Bu aslında o kadar rahat bir ayakkabı değil ama yani alıştığınızda kısa süreli giyişlerde fena değil. Şimdi gelelim diğerlerine. Bunlar da geçen hafta aslında... Aa, bir dakika burada şeyi unuttuk. Dur Yeezy'ye bir ara verip Nark Adapt 2020 modeli. Bu aslında klasik işte Martin McFly'ın Back to the Future'ından esinlenen Böyle e, bunun kumandası şeyle telefonla kumanda ediyorsunuz normalde yoksa şurada düğmeleri de var. Eğer kumanda edemezsiniz işte pili falan biterse ayakkabı da piliyle çalışıyor. Bağcıkları otomatik ayağınıza göre ayarlanan e, model. Ya yani bu az çok planlandığı gibi tutmadı. Biraz hantal bir ayakkabı. Tatum, Jason Tatum bunları çok giydi NBA'de. E, bunun sonra 2021 modeli de çıktı. Farklı renkleri de çıktı. Ben bunu sağda da denedim ama gerçekten çok da mutlu etmedi. Fikir güzel ama uygulama meh. meh. Dönelim Yeezy'lere. İki hafta önce Yeezy Day vardı. Yeezy Day'de hayvan gibi ayakkabı dağıttılar bir gün içerisinde. Benim de şansıma bir tane 700. Bu 700'ün high res Blue rengi. Bunu beğendim. Bunun günlük kullanımı, rahatlığı falan da çok iyi. Renk tonları, renk uyumu da muhteşem. 500 Moon Yellow. Bu Yeezy'lerde beni mutsuz eden bir şey var. Bu artık bir tasarım hatası mı yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. Aslında bunun esinlenme kısmı kobilerden. Şu taban kobilerden esinlenerek yapılmış. O çok güzel gözüküyor tabanlar. Ama mesela bu QNTM modelinde de var. Ayakkabının ön kısmı yani şu kısmı parmağınızın baş parmağınızın bastığı kısmı üst taraftan çok fazla sıkışıyor. Ve parmağınız böyle devam dışarı fırlayacak gibi oluyor. Aynısı bu 450'de de var, aynı sorun. Ki bu da tamamen e, şey model, dikiş nit model bu da. Ki alt tabanı bunun bayağı rahat, çok güzel, giyimi çok rahat, çorap gibi geçen bir ayakkabı 450. Bu arada bu e, direkt Almanya'da üretilen ilk modeli ve tek modeli Yeezy'nin. Yani Avrupa üretimi. Kalite farkı biraz hissediliyor o yüzden. Ama bu iki modelde ve QNTM'de şu baş parmak sorunun çok ciddi bir şekilde var. O yüzden çok rahat edemiyorum. Sanırım bu ikisini satacağım. Ee, o yüzden. Yani resell fiyatları ne kadar arttı artmadı henüz bakmadım ama 700'ü tutup bunlara güle güle diyeceğiz deyip evet hızlıca yaptım diye yapacağım diye girip yine çok hızlı bitmeyen bir ayakkabı video oldu. Yine vir 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 anlattık. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Yine zaten ayakkabılarla ilgili konuşmaya devam edeceğim. Vlog işine de alışmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Hala böyle bir gerginim. Dur bakayım suratım patates gibi mi falan diye devam böyle dur. Saçlarım iyi mi falan diye bir gerginliğim oluyor. Ama alışacağız. Daha iyi olacak. Ee, yine ayakkabılarla ilgili sorularınız olursa hem bu videonun altına hem de bizim yine Özgün'le yaptığımız diğer ayakkabı serisinin altına gelip mutlaka sorun. Evet biliyorum küfür edebilirsiniz. Ekonomi çok kötü durumda ama bilmiyorum umarım bir noktada ki benim işte yıllardır ya 20-25 senedir içinde kalan bir şeydi bu ayakkabıları almak. Bir noktada alma şansım oldu. Birçoğu da sizin desteğinizle de oldu zaten. Başka türlü çok zordu. Ee, sorularınız varsa mutlaka gelin sorun. Umarım ee, ayakkabı kültürü daha fazla yayılır. bize daha çok konuşuruz. Herhalde onu seçimlerden sonra konuşacağız. Neyse artık o bu videonun konusu değil. Haydi görüşürüz bay bay.